tekrar ediyorum. Dinde yabancılaşma ve eksen kayması Kur'an'ın yanına başka dini kaynaklar konmasıyla başladı. Müslüman gelenekçiliğinin önderi ve simgesi Ahmet bin Hanbel'dir. Bu alimimize göre dinin üç kaynağı vardır. Kur'an, hadis ve icmadır. Aslında bir alim bu üç farklı kaynağı bir araya getiriyorsa başka bir yoruma da gerek kalmaz. Kur'an teorik kaynak, sünnet ve icma ise pratik kaynaklardır. Bunları aynı düzlemde ele almak yanlıştır. Gerçek o ki İslam kültürünün tedvin asırlarında bu kültürün inşası yanlış temellere oturtulmuştur. Kur'an'ın yetmediğini ileri sürmek, Kur'an'ın eksik olduğunu söylemek, Kur'an'ın dışında kaynak kabul etmek hem Kur'an'a hem akla aykırıdır. Müslümanların dinsel geleneklerine takılıp kalmaları bir trajedidir. Bu trajediyi siyasi ve dini açılardan bilimsel olarak araştırmak ise dindar aydının görevidir. Din ile ilişkisi açısından insanları üçe ayırmak gerekir. 1. Akıllı olup dinsiz olanlar. 2. Dine inanıp akılsız olanlar. 3. Hem akıllı hem de dine inananlar. İslam'a en çok zararı verenler ise İslam'a bağlı olmalarına karşın aklını kullanmayanlardır. Yani aczane kanaatim bunu yani bu Müslümanlar varken başka düşmana gerek yok. Aslında sorun aklın statüsünden kaynaklanır. Hem gelenekçiler hem de akılcılar aklı kullanır. Gelenekçilere göre nakil akıldan öncedir. Ve akıl nakle tabidir. Akılcılara göre ise akıl da Yüce Allah'ın ayetidir. İnsanoğluna verdiği en büyük nimetidir. Akıl insanı mükellef yapan güçtür. Bu nedenle nakil akla tabidir. Doğrusu gelenekçiler aklı çürütmek ve aklın güvenilmez olduğunu kanıtlamak için kullanırlar. Müslüman zihin kendisini geçmişin mitosuna göre değil, gelecek tasavvuruna göre ayarlamak ve kurgulamak zorundadır. Doğrusu bize geçmişin hülyaları değil, geleceğin ufukları yön vermelidir. Gelenekçiliği savunanlar niçin gelenekçi olduklarını Kur'an'ın delillerini ortaya koymalılar. Gözlemlerimize göre gelenekçiler delil karartıyorlar. Delilden medlule gitmiyorlar. Medlülden delile gidiyorlar. Müslümanların büyük çoğunluğu geleceklerini geçmişlerinde arıyorlar. Üstelik bunu ideal nesiller kavramıyla süslüyorlar. Kur'an'ın gösterdiği hedefi gerçekleştirecek yolda değil, geleneğin yolunda yürümeyi din zannediyorlar. Görülüyor ki Müslüman toplumların geleceklerini kurmaları ve medeniyet yarışında bulunmalarının önü geleneklerince kesilmiştir.